Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Bizmofen çiğneme tableti nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Bizmofen kırmızımsı pembe bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli oblong çiğneme tabletidir. Her bir tablet 262 mg bizmut subsilasilat içerir. Bizmofen 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Bizmofen ishalde ve aynı zamanda seyahat ishaline karşı koruyucu olarak kullanılan bir bizmut bileşiğidir. Mide ile 12 parmak bağırsağında ülseri olan kişilerde ülser oluşumundan sorumlu tutulan bir çeşit bakteri olan Helicobacter pylori'nin yok edilmesi amacıyla uygulanan tedavi rejiminin bir parçası olarak kullanılır. Bizmofen tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise bizmofeni şu durumlarda kullanmayınız. Eğer bizmofenin içerisindeki etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa, gripal hastalık veya su çiçeğine yakalanmışsanız, Reisse sendromuna neden olabileceğinden, aspirine, salisilatlara veya salisilat formülasyonlarına bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, ciddi mide bağırsak kanama hikayeniz varsa, 16 yaşından küçükseniz. Bizmofeni şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer pıhtılaşma bozukluğunuz varsa veya antikoagülanlar olarak adlandırılan kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız, mide bulantısı veya kusma mevcut ise, gut veya diyabet hastasıysanız, ishalle birlikte görülen bulaşıcı veya salgın kalın bağırsak hastalığı olan hastalar, bizmofen aldıklarında hasta daha kötü duruma girer. Bu nedenle farklı tipte bir tedaviye ihtiyaç duyulur. Bizmofen, hemofili veya diğer kanama problemleri olan hastalarda kanama ihtimalini artırır. Belirtiler şiddetli veya 2 günden fazla sürer ise ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuzla görüşünüz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Bizmofenin yiyecek ve içecek ile kullanılması, bizmofenin yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılabilirsiniz. Bizmofen tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi bizmofenin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi dışkının siyah renk alması, yaygın yan etkisi artan terleme, kabızlık, dilin siyah renki olması, yaygın olmayan yan etkisi çabuk veya derin nefes alıp verme, endişe, işitme kaybı, kulak çınlaması, ciddi ve devamlı baş ağrısı, özellikle yüzde, dizlerde, sırtta kas spazmları, görme problemleri, seyrek yan etkisi baş dönmesi veya hafif baş ağrısı, depresyon, zihin bulanıklığı, kas zayıflaması, mide bulantısı, ciddi veya sürekli kusmalar, ciddi ve sürekli mide ağrısı, ishal, çok seyrek yan etkisi konuşmada güçlük veya sözün ağzında geveleyerek konuşma, artan susama, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Bizmofen tablet nasıl kullanılır? Erişkinlerde 2 tablet ihtiyaç oldukça her 30 dakika ile 1 saatte alınabilir. 24 saat içinde 16 tabletten fazla alınmamalıdır. Önerilen dozu aşmayınız. Uygulama yolu ve metodu ise bizmofen sadece ağızdan kullanım içindir. Ağızda çiğneyerek kullanılır. Diyareye eşlik eden sıvı kaybından korunmak için bol miktarda su içilmelidir. 2 günden uzun süre veya önerilen dozdan daha yüksek dozlarda kullanıldığında yan etki olasılığı artar. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan doktor tarafından önerilen doza göre kullanılabilir. İshaliniz varsa veya özellikle zayıf veya yaşlıysanız bol sıvı tüketerek ya da oral rehidrasyon önerileri alarak su kaybını önlemek veya tedavi etmek önem taşır. Bizmofenin saklanması. Bizmofeni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında, serin, kuru yerde ve ambalajında muhafaza edilir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanılır. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.